Merhabalar, Kripto Lig'e hoş geldiniz ve yine karşınızda Tolga Atlı. Tolgacığım merhaba. Merhabalar Emre Bey, nasılsınız? Sağ ol, seçim ekonomisinden çıkmanın rahatlığı içerisindeyiz. Borsada bir yükseliş oldu seçim ekonomisinden çıkınca. Dolar 24-25'i görecek dediler ama öyle bir şey olmadı. 20-21 bandı arasında gitti geldi ve her şey stabil duruma döndü. Kripto dünyasında da 27 bandının üstünde 2000 liraları zorlayan, 2000 dolarları zorlayan bir Ethereum var. Ve Avrupa'nın aldığı, özellikle Fransa'nın aldığı önemli kararlar var. Biden düştü ama kripto para düşmedi. Top sende. Seçim ekonomisinden çıktık. İnşallah kurtulduk bir süreliğine. Çünkü 9 ay sonra yerel seçimler var yine. Ancak bu durumun bir fotoğrafını çekelim. Birazcık yorumlayabiliriz bu durumu. Şöyle bir durum söz konusu seçimle alakalı olarak. Biliyorsunuz çok uzunca bir süre Türkiye iki defa sandığa gitmek durumunda kaldı ve bu da piyasalar için bir bekleyiş, tedirgin edici bir bekleyiş durumu söz konusuydu. Zaten seçim satım haline yaklaşık bir 6-7 ay önceden de girildiğini düşünürsek Türkiye ekonomisi için çok uzun süredir bir kıskaç vardı. Borsa İstanbul 4.400-4.750 puana kadar gerilemişti. Bugün itibariyle 4.900'ler, hadi 5.000 diyelim biz ona, 5.000 bandına tekrar dayandı. Bir toparlanma söz konusu. Yeni kabine henüz ilan edilmedi. Yeni kabineden de tabii ekonominin beklentileri var. Yeni kabinede malum Mehmet Şimşek'in ismi çok geçiyor. Bu önemli bir durum. Çünkü Mehmet Şimşek en son Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemde dolar 4.17 lira filandı. Yani 4.17 idi. O bıraktıktan sonra 2018 yılı bu. Şu an doların geldiği nokta 20'nin üstü. Ciddi manada dolar tarafından bir Türkiye adeta şoka uğratıldı. Yeniden Mehmet Şimşek'in gelmesi uluslararası da biraz saygınlığı olan bir isim. Hani bu noktada piyasalara güven verici bir haberi dahi piyasalar için olumlu yansıması oldu. Bunu diyebiliriz. Ben şöyle bir fırsat görüyorum Türkiye için. Eğer doğru bakanlarla, doğru kişilerle bir ekonomi politikası ve dünya gerçekliğine aykırı gidilmeyen bir ekonomi politikası inşa edilirse kısa vadede yine zor durumdayız ama Amerika'da biraz elini gevşetecek gibi mesela Haziran ayındaki faiz arttırımı pas geçilmesi gerekiyor şeklinde Fed'in bazı çalışanlarının haberleri söz konusu. Bu noktada eğer Haziran ayındaki faiz arttırımını Fed pas geçerse ve Türkiye doğru bir ekonomi politikası üretirse mesela Amerika'nın yaptığı gibi biraz enflasyonla mücadele için faiz arttırımına giderse en azından bir süreliğine hem dolar tutulur hem ticaret daha oturaklı bir hale gelir. Yani öngörülemezlik ortadan kalkar. Bir önce Türkiye'nin politika görmesi gerekiyor. Yoksa seçim sürecinde yaşanan o yalpalanmaya geri döneriz. Şu an artık yeni hükümet yeniden seçildiği için görece bir rahatlık söz konusu. Bunu fırsata çevirip bir an önce doğru politikadan uygulanması gerekiyor. Bu Türkiye açısından gerçekleşen durum. Kripto para piyasalarında Bitcoin 27 bin doları tekrar geçti. Ama sizin de dediğiniz gibi 2000 dolarları zorlayan bir Ethereum var. Ethereum çok güçlü duruyor. Bitcoin fiyatı geri çekilse bile Ethereum fiyatını yukarıda tutmaya başardı. Yani 1900 dolar civarında duruyor. Bu da boğa piyasasından hareketinden hemen önce Ethereum'da ciddi bir hareket gelir genelde kripto para piyasalarında. Ethereum yine kendini ortaya koydu, ben buradayım dedi. Arkasından da yaz süreci boyunca ben iyi bir yükseliş dalgasının orta ölçekli ve daha sonra 2024'te güzel bir boğa beklentisi içerisindeyim. Elbette yatırım tavsiyesi değildir. Piyasaların genel durumu bu şekilde diyebiliriz. Şöyle baktığımızda kripto paralarda işlem hacmi 32 ayın en dibine geriledi sanki biraz. Hatta dünyaca ünlü milyarder kripto paralarla ilgili tahminini de yaptı. Enteresandır. O tahminde de şöyle diyor MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor, altının uzun vadede yatırımcıya kaybettireceğini söylemesini üzerine yeni tahminler de yapıyor ve milyarder olmak herkesi ilgilendiren tahmin olarak değerlendirildiği için bu değerlendirmeler özellikle Haziran ayındaki Fed faizinin çok kritik olduğunu, çok önemli olduğunu ve CNBC'ye yaptığı açıklamada da iyimser vurgu yaptığını söylüyor. Ama diğer taraftan da işte son 32 ayın dipte olan bir yapısı var. İşlem hacmi olarak, fiyat olarak değil, işlem hacmi olarak. Evet, çünkü buradaki temel sorun şu, piyasaya yeni yatırımcı çekilemiyor. Eski yatırımcılar da piyasadan korkmuş durumda çünkü programlarda konuştuk, radyo yayınlarında konuştuk. Çok fazla hack haberi oldu ve dolandırıcılık oldu. İnsanlar piyasadan adeta kaçırıldı. İşte bu noktada şuraya bağlayabiliriz işi. Binance privacy coin'leri bazı ülkelerde işleme kapatıyor. İşte Fransa'da, Polonya'da, Amerika'da zaten çoktan kapalıydı. Privacy coin demek şu demek, gizlilik içeren. Yani hangi ağa gönderildiği, ağ demeyelim de hangi adrese gönderildiği belli olmayan coin'leri, token'ları delist ediyor. Bu şu yüzden gerekli. Yani
Siz eğer bir hükümet tarafından regüle edilirseniz, herhangi bir hükümet tarafından, hükümet size bu paralarla alakalı hesap soracak. Size de bunun hesabını verebilmeniz lazım. Kime gönderildi, nereye gönderildi? Bu hesabı veremeyecekleri coinleri delist ediyorlar. Bu da bir yasal altyapı hazırlık demek. Yasal altyapı gelirse kurumsal yatırımcılar daha rahat piyasaya girer. Kurumsal yatırımcılar piyasaya girerse işlem hacmi artar. Yeni yatırımcılar piyasaya gelmeye devam eder. Aynı küçük zamanda bir parantez açayım mı yeni yatırımcı derken? Mesela tabii Tron'un ki. kurucusu Justin Sun Hong Kong'daki pozitif Bitcoin gelişmelerinin ya da kripto para gelişmelerinin ve özellikle Bitcoin tutumunun oldukça etkin olduğunu ve Çin'in de sistemin içine dahil olabileceğini söyledi. Çin gibi bir marka sisteme girdiğinde çok daha farklı şeyler olabilir legalleştiği takdirde. Çin tarafından hükümet yetkilileri devamlı olarak Bitcoin'e negatif bakıyorlardı. Yani Çin'den devamlı olumsuzluk haberleri pompalanıyordu. Ben her olumsuzluk haberini şöyle okuyordum. Çin'in Bitcoin'in Çin'den çıkışı başlık olarak söylüyorum örnek faraza. Bir de girişi olacak. Çin'den eğer bir hükümet ağzıyla güzel bir Bitcoin'e olumlu bir metiye, olumlu bir haber geldiği andaki gelecektir. Hong Kong üzerinden biliyorsunuz Hong Kong'un biraz daha özel bir yapısı var Çin'e nazaran. Yani Hong Başka Kong bir... Çin'in deneme tahtası diyebiliriz. Bu Evet, arada son 3 dakikadayız. Hong Kong üzerinden gerçekleşen atılımlar Çin'in geneline yayılabilir. Hong Kong zaten dünyanın ticaret merkezlerinden biri. Hong Kong'da Bitcoin ve kripto paralarla alakalı güzel işler çıkacak gibi gözüküyor son süreçte özellikle. Bunları bekliyoruz. Tabii ki umarız Türkiye ekonomisi için biz burada bunların bir faydası olur. Çünkü Avrupa'nın nüfus oranlı en yüksek çok sayıda kripto para yatırımı yapan nüfusuna sahibiz. Hacim bazlı da yükseğiz ama kişi sayısı olarak gerçekten Türkiye rekor seviyelerde kripto paralara yatırım yapıyor. O yüzden bu çeşitliliğin, buradaki ilginin, alakanın doğru kanalize edilmesi lazım. Para Türkiye'de kalsın isteriz yani. Bize Türk bankalarında kalsın, hatta yabancı yatırımcı buraya gelsin. Vergi vermesinler gerekirse ama dolarlarını Türk bankalarında tutsunlar ki rahatlayalım. Bu arada Bitex seni kullansınlar diyorum ben, çok açık ve net. Çünkü gerçekten çok güvenilir adreslerden biri. Hani ben onu kullanıyorum, onun üzerinden yürüyorum. Her şey çok basit, her şey çok kolay. Hele Bitex Unclub verdiği hizmetlerle özellikle baktığımızda kulüp tokenları üzerinden de çok özel hizmetler veriyor. Bitex seni mutlaka kullansınlar. Yani Türkiye'de değişik markalar da var ama ben Bitex seni öneriyorum. Yatırım tavsiyesi değil ama öneri tavsiyesidir. Yani vergi dairesi belli olan, yatırdığı, Türkiye üzerinde döndürmüş olduğu para hacmi ortada olan, resmi rakamlarla, makamlarla doğru şekilde çalışan, yarın bir gün şaibeli işlemleri olmayan borsalarla çalışmak bir tek sen gibi her zaman kullanıcı açısından daha büyük güvendir. Bu şekilde çalışmak, bu şekilde kripto para dünyası zaten muallak bir dünya. Biraz daha güvenli limanlara yatırım yapmak, güvenli yerlerde yatırım yapmak tabii ki tavsiye edilir. Bu noktada herkes değerlendirebilir kendince. Bu şekilde bu haftalık toparlamış olalım. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın, görüşmek üzere.